Kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Çok değerli misafirler. İnsan eşrefi mahlukattır ve insan yaratılmışların en şereflisidir. İnsanın öz varlığı, onuru, haysiyeti tüm mülahazaların, tüm değerlendirmelerin üzerindedir. İnsan onuruyla mukaddestir, kutsaldır. Ve hukukun da temel varlık ve sebebi insan onurunu korumaktır, geliştirmektir. Ve insan onuru derken de soyut, gözükmeyen genel bir kavramdan söz etmiyoruz. Bir insanın iradesi, yaşam tercihi, dini inanç ve vicdan özgürlüğü, kanaati, dünya görüşü bir bütün olarak onun dokunulmazlığını, onurunu oluşturur. Eğer bir insan düşünmeyeceksin, bu şekilde yaşamayacaksın ya da şu şekilde yaşayacaksın, şu şekilde düşüneceksin şeklinde bir dayatmayla karşılaşırsa o insan bir iskeletten, bir kemik yığından başka bir şeye dönüşmez. İnsan doğuşuyla beraber kazanmış olduğu fikirlerine saygı gösterilmesini, yaşam tarzına saygı gösterilmesini bekleme hakkına sahip ve hukukunda görevi bu onuru korumak ve geliştirmektir. Bir ayrımcılık ve ön yargı asla söz konusu olamaz. İnsan bir tarağın dişleri gibi eşit olarak doğar ve haklarıyla eşit bir şekilde yaşar. Bu noktada hukuk da toplumun huzuru için tüm farklılıkların güvencesi olarak hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmek de görevlidir. Bununla birlikte maalesef çağımızda hoşgörüsüzlük ikliminin, tahammülsüzlük ikliminin, farklı düşünceler ve kimlikler üzerinde artan bir baskıya dönüştüğünü de görmekteyiz. Küresel adalet giderek daha da zarar görmekte, insanların ortak değerleri korunmaya her zamankinden daha da muhtaç hale gelmektedir. Örneğin birçok Batı ülkesinde İslam karşıtlığı, göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii özellikle uluslararası medya kuruluşlarında e, siyasetçilerinde bu dil adeta sıradanlaşmış ve günlük bir dile e, adeta yansımış kanıksanmış durumda ve esas itibariyle de küresel bir adalete de ihtiyacın ne kadar e, ivedi bir şekilde insanlığın ihtiyaç duyduğu hepimizin ortak tespitidir. Vicdan ve adalet bir yerden çekilmişse zaten oraya zulüm yerleşir, oraya ayrımcılık yerleşir, nefret yerleşir. Biz bunu ülkemizde de geçmiş zamanlarda yaşadık. Bir insanın kılık kıyafetinden, düşüncesinden, yaşam tarzından, inancından dolayı eğitim ve çalışma hayatına yönelik nasıl ayrımcılığa tabi tutulduğunu kötü örnekleriyle hafızamızda tazedir. Ve bu yine kimliklerine, kültürlerine yönelik red, inkar ve asimilasyon politikalarının da İnsanımızı, onurunu nasıl rencide ettiğini yine hepimiz yaşadık. Ötekileştiren, ayıran, makbul vatandaş ayrımı yapan, bu tipolojiyi dayatan devlet hukuk devleti olamaz. Hukuk devleti herkesin devletidir. Hukukun üstün olduğu, farklılıkların zenginlik olduğu bir devlettir. Hukuk devletinde şablon insan yoktur. Her insan eşittir ve biriciktir. İşte bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz vizyon da bu anlayışın eski Türkiye anlayışında kalması ve artık bu konudaki ayrımcılıkların ve bu konudaki nefret e, yaklaşımlarının tamamıyla ortadan kalkmasına yönelik çoğulculuğu hakim kılma, hukukun tam anlamıyla üstün kılmasına yönelik reformlarımızı adım adım hep uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Çünkü nefret söylemi insan onuruna yapılmış bir saldırıdır. Ve nefret söylemi daha ciddi ve telafisi zor diğer suçların ve diğer eee sıkıntıların da ayrıca bir ön sebebidir. Ayak sesidir. Hangi görüşten, inançtan, yaşam tarzından olursa olsun insanımızı haklarıyla yaşatmak devletin en temel görevidir, vazifesidir. Devlet ancak vatandaşlarına karşı eşit ve tarafsız davranarak adaleti ayakta tutabilir, yaşatabilir. İşte bu konuda daha adil bir dünya mümkün çağrısı da Cumhurbaşkanımızın küresel adaletsizliğe karşı söylenmiş çok önemli bir çağrıdır. Çok değerli misafirler, değerli katılımcılar. Nefret söylemine yönelik düzenlemeler İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama günümüzde özellikle 11 Eylül saldırısından sonra Müslümanlara karşı başta yapılmak üzere bir nefret söylemi kurumsal bir hale gelmiştir adeta. Ve burada artış gözlenmektedir. Birçok ülkede Müslümanlar sırf kimliklerinden, yaşam tarzlarından dolayı zulme ve nefret söylemine maruz kalmaktadır. Peygamber Efendimiz'in karikatürlerinin sözde yayınlanması, kustal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslam'ı aşağılayan filmlerin çekilmesi, camilerin, minarelerin yasaklanması, bazı Avrupa ülkelerinde Müslüman kadınların giyim kuşamlarına yönelik kısıtlamalar, cami ve Müslüman mezarlıklarına yönelik saldırılar, cami derneklerine tüp, Türk toplumuna yönelik baskılar, son süreçlerde yaşadığımız örneklerdir. Üstelik bu eylemlere karşı hukuk sistemi ya sessiz kalmış ya da gereken bu konudaki atılımı ve gayreti göstermemiştir. Birçok meselenin de az önce de ifade edildi. Özellikle İslam Türk yabancı düşmanlığına karşı birçok vakanın da rapor edilmediği, kayıtlara girilmediği de çok açık bir şekilde bilinen bir gerçektir. Bunun da Batı tarafından özellikle örtülmeye çalıştığı çok açık bir eee realitedir. Bir defa hangi dinin mensubuna yapılırsa yapısın bu bir nefret suçudur. Yani eee Hristiyan inancına mensup Yahudilere karşı da yapılan her türlü saldırıyı biz bir nefret suçu olarak tanımlarız ve bununla sonuna kadar mücadele ederiz. İnsanlar neye inanmak isterlerse, ne şekilde yaşamak isterlerse devletin hukuk devletinin görevi bu konuda her türlü desteği sağlamak, engelleri kaldırmaktır. Ve bu inanca kadar yine göçmenlere yönelik nefret söylemi de asla kabul edilemez. Bilhassa vatanlarına zorla göç ettirilmiş, gidecek yeri olmayan insanların daha kırılgan, daha hassas olduğunu hepimiz e, hatırla, hatırımızdan çıkarmamamız gerekmektedir. Ve maalesef bu nefret suçlarının bazı yerlerde devletler eliyle de işlendiğini üzülerek görmekteyiz. Mültecilerin denizin ortasında ölüme terk edildiği ve Akdeniz'in, Ege'nin soğuk sularına cansız bedenlerini verdiği görüntüler hepimizin, bütün insanlığın adeta imtihanıdır. Hepimiz için çok büyük bir sorumluluktur. Bu süreci görmek hepimizi, tüm insanlığı üzmektedir. Bu dramlara karşı sessiz kalamayız. Türkiye işte bu haksızlığa karşı da yine... Ee, insanlık değerlerinin yanında kalmıştır, Kalmaya da devam edecektir. Çok değerli konuklar, insan hakları eylem planı bildiğiniz gibi 2 Mart tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklandı ve sadece bakanlığımızın değil tüm hükümet, devlet kurumlarının bu konuda yapması gereken eylem planları ortaya kondu. Bu hazırlık aşamasında da barolardan üniversitelere, e, tüm siyasi partilere, meclisimizin Değerli e, üyelerinin görüşlerine varıncaya kadar herkesin görüşleri ortaya kondu ve bir eylem planı e, hazırlandı. Bu eylem planında da yine milletimizin ortak tarihinden, kültüründen, medeniyetinden kaynaklanan çeşitliliği ve çoğulculuğu geliştirmek noktasında önemli bir kararlılık söz konusudur. Ve somut göstergelerinden biri olarak da nefret söylemiyle mücadele ayrı bir hedef olarak burada belirledik, tespit ettik bu çerçevede belirlediğimiz hedefleri sizlerle kısaca hatırlatmak isterim. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle yapılan nefret söylemi ve ayrımcılıkla etkili bir şekilde mücadele edeceğiz. Hiçbir kimse ben şurada doğdum. Ben etnik aidiyetim şudur. Memleketim budur. Düşüncem budur. O yüzden bana şu şekilde muamele ediliyor şeklinde bir düşünceye, bir algıya, bir imaya bile kapılmamalıdır. Hukuk devletinde çünkü herkes kendini bu güvenle hissetmelidir. Ben şu işe girmedim çünkü ben şu şekilde kıyafetim var, şu şekilde yaşıyorum, şu şekilde inanıyorum diye bir an aklından bile geçirmemelidir. Bırakın böyle bir uygulamaya izin vermeyi, tahammül etmeyi böyle bir düşünce bile akla gelmemelidir. İşte bu konuda getirdiğimiz tüm reformları kesinsiz bir şekilde sürdürmek ve daha yapılabilecek ne varsa bunları da hukuki anlamda hatta anayasal düzlemde bu hakların teminat altına alınması ülkemiz için de çok önemli bir gereklilik olduğuna düşünüyoruz. Yine bu suçlarla etkin mücadele etmek amacıyla soruşturma kılavuzlarının oluşturması bir hedef olarak karşımızdadır. İslam yabancı Türk düşmanlığına yönelik nefret söylemi ve suçu teşkil eden ulusal uluslararası düzeyde gelişmelerin periyodik raporlar olarak hazırlanması hedeflenmektedir. TİEK bu konuda çok önemli çalışmalar yapacaktır, yapmaktadır. Bu da yine e, önümüze bir ışık tutacak raporları hep birlikte göreceğiz. Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapacağız. İşte bu toplantılar bu eylem planındaki hedefin içeriğini doldurma açısından çok önemli veriler, ışıklar e, ortaya koyulacaktır. Yani bu düzenleme yapacağız ama nasıl bir düzenlemeyi akademik bu, bu tür toplantılar ışık tutacaktır. Ve e, yine meclisimizin insan hakları komisyonu başta olmak üzere buralarda olgunlaşarak e, bir yasal düzenlemenin de bu yasama döneminde yine gelmesini hedefliyoruz. Nefret suçlarına yönelik Özel Türk Ceza Kanunu'nda bir düzenlemeyi de e, yine e, yapmayı hedefliyoruz. Ayrımcılık ve nefret suçlarından daha fazla etkilendiği değerlendirilen mağdurlara psikososyal ve hukuki destek adımlarını güçlendireceğiz. Bu konuda bir veri tabanı oluşturacağız. İstatistiklerin sağlıklı bir şekilde toplanması için düzenli eğitim programları yapacağız. Ya yani Bu konuda nasıl bir istatistik var? Adli anlamda da bir eksikliğimiz var. Vaka bazında da eksiklik var. Bunları da giderecek çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve istatistiklerin sağlıklı toplanması için eğitimlere yine bu anlamda gerçekleştireceğiz. Medya çalışanlarına yönelik eğitim el kitapçıkları hazırlanması suretiyle nefret söylemi ve ayrımcılıkla ilgili farkındalığı artıracağız. Eğitim materyallerini objektif, tarafsızlık, çoğulculuk ilkelerini dikkate alarak toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Görüldüğü üzere bu konuda e, irademiz nettir, kararlı bir şekilde nefret suçlarıyla mücadele etme konusunda da hedeflerimizi ortaya koyduk, bunu da başaracağız. Değerli konuklar, nefret söylemi insanlığa yönelen en büyük tehditlerdir, tahammülsüzlüğün bir dışa vurumudur. İfade özgürlüğü, demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri ve çoğulculuğun ortak zeminidir. Nefret söylemi, nefret suçları ise demokrasiler için bir arada yaşama birlikteliğimizin için bir tuzak ve ayrışmanın yine e, önemli göstergelerinden, sebeplerinden biridir. Bu sebeple temel hak ve özgürlüklerimizi kullanırken bu sınıra dikkat edilmesi de yine ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü bu kadim coğrafya, bu bereketli coğrafya asla ama asla nefretin, ve ayrımcılığın değil. Her zaman sevginin, hoşgörünün, bir arada farklılıklarla birlikte yaşamanın adresi, merkezi olmuştur ve hep de böyle devam edecektir. 84 milyonun her biri dili, dini, ırkı, inancı ne olursa olsun bizim için ayrı ayrı değerlidir. Her bir bireyin onurunu ve haysiyetini korumak bizlerin temel görevleridir. Dolayısıyla aynen işkence ve kötü muamelede olduğu gibi nefret söylemlerine ve suçlarına karşı da sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz. Anayasamızın bu konudaki hükmü de yine açıktır. Hem kanun önünde idareye eşitlik ilkesine göre hareket etme zorunluluğunu hem de bu konudaki herkesin eşit olduğunu vurgulamıştır. Ayrımcılık suçu bildiğiniz gibi çok değerli lazım. 2005 yılında Türk Ceza Halkı Kanunu 122. maddesiyle ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu anlamda devlet idaresi kanun önünde eşitlik ilkesi temelinde görevini yürütürken bağımsız ve tarafsız Türk yargısı da Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte nefret söylemiyle etkin mücadele tek başına mevzuatla sağlanacak bir husus da değildir. Bir kişinin, bir kurumun da tek başına başarabileceği bir, elde edilecek bir sonuç değildir. Bunun için ortak akıllı hareket edilmesi ve özellikle toplumsal farkındalığın artılması da oldukça önemlidir. Karşılıklı sevgi saygı içerisinde hiç kimseyi ötekileştirmemek, farklılıkların bir zenginlik olduğu bilincinde olmak bu konuda çok önemli bir kilit noktadır. Ülkemizde de bu konuda asla asla en ufak örneği bile olduğunda toplumsal bir farkındalıkla bir arada tepki koyarak bu hususların büyümemesini hepimiz toplumsal bir şekilde karşı koymamız ve bu nefret suçlarına gidebilecek yolun ilk başından engellenmesi toplumsal reaksiyon gösterilerek engellenmesi çok önemlidir. Değerli konuklar sözlerimi sona erdirirken özellikle bu küresel konuda mücadele etmek için kolektif bir ortak akıl ve ortak e, hareket etme çok önemlidir. Bu konuda da özellikle uluslararası denetleme, önleme ve yargılama yetkisine sahip bir uluslararası mekanizmanın kurulması gerekir kanaatindeyiz. Dünyanın birçok yerinde nefret suçları yapılırken bunlar sadece e, kınama düzeyinde olmakta. Bir yaptırım, bir yargılama, denetim sonucu çıkmamaktadır. Belki bu sempozyumun da bir sonucu olarak nasıl bir mekanizma olur? Bu gibi hususların da tartışılması ve dünyanın neresinde olursa olsun bir ayrımcılığa kimsenin maruz kalmaması ve bu konuda da ülkemizin öncü olması tarihinden gelen bir misyonudur. Bir eee gerekliliktir. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm bu çalışmalara bakanlığımız olarak da her türlü desteği vermeyi sürdüreceğimizi ve e, e, çıkan sonuçların uygulamalar, mevzuata yönelik önerilerin de çok gecikmeksizin bir an önce yasalaşacağına ve uygulamayı hayata geçeceğine olan inancımla tüm katılımcıları değerli hazırını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler.